Evet, tekrar merhaba. Ardahan'ın Posop ilçesindeki lezzet turuna devam ediyoruz. Şimdi Sevim Hanım bize hasuta yapacak. Malzemelerimiz aslında burada anladığım kadarıyla tereyağıyla mısır unu bir araya geldiğinde oldukça fazla çeşit yemek çıkabiliyor. Evet. Bir takım ilavelerle. Şimdi malzeme daha da az. Ben çok merak ediyorum ne çıkacak buradan diye. Biraz bir tatlımız çıkacak inşallah. Yine tereyağı, evet. Posof'ta üretilen tereyağımız var. Bir kaşık tereyağımız var. Yarım su bardağı. Bir kaşık tereyağımız. Evet, yarım su bardağı ayçiçek yağımız var. 5-6 kaşık kadar mısır unumuz var. Ondan sonra şerbetimiz var. Şerbet. Evet. Bu kaynatılacak mı yoksa? Kaynatılmayacak. Şeker ekleyip üzerine suyu ekleyeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Bu bir tatlı. Evet, bir tatlı. Akşam yemeklerinde falan herhalde. Çok çabuk sonra olan bir tatlı. Hani böyle mısır unlu olduğu için biraz daha hafif bir tatlı. Hani böyle hemen unlu olan tatlılar gibi yoğun değil. Biraz daha böyle hafif. Ben ilk defa görüyorum ve gerçekten çok merak ediyorum şu anda nasıl bir şey çıkacak. O zaman hiç vakit kaybetmeden tatlımızı başlayalım. Tereyağımız herhalde. Evet. Tereyağımızı önce eritiyoruz iyice. Mısır sonra kendi ürettiğimiz mısırımız olduğu için, kendi yöremizde yetiştiği için hani onunla tatlısını, tuzlusunu, çorba olarak, yemek olarak, ana yani, yemek olarak hem enerji veren, evet, yapmaya çalışmışlar. Evet, hem doyurucu olan, hem de eldeki imkanlarla hayvansal ürünler ve tarım ürünleri birleşiyor. Pratik yiyecekler. Sıvı yağ ne kadar eklemiştik acaba? Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı ekledik. Evet. 2 kaşık tereyağımız vardı. Evet. Şu an hazır. Bolca da tereyağı. Çok cömertsiniz o konuda. Herhalde 5-6 kaşık oldu değil mi? 6 kaşık da mısır unu ekledik. Evet. 2 kaşık da ekliyoruz. 8 kaşık oldu. 8 kaşık. Bunu herhalde genelde göz kararı yaptığınız için değil mi? Hani ölçülü yapmadığımız için. Ölçü vermek biraz daha zor oluyor. Ama şu anda hani tarif vermek gerekirse 2 kaşık tereyağı, evet, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve 8 kaşık da mısır unu kullandım. Evet, 1 su bardağı şeker tozuyla 2 su bardağı da su vereceğiz buna. Tamam, ekleyeceksiniz. Evet. Yani pişirmeden şerbeti ekleyerek. Evet, zaten birlikte kaynayacak, özleşecek ondan sonra. Şimdi kıvamın tuttuğunu nasıl anlayacağız? Ne kadar zaman? Zaten rengi pembeleşince. Ha, yani orada şeyi tabii takip ediyorsunuz. Pembeleşmesini hani karıştırarak. Bırakmadan karışıyor. Un helvasında da şeydir ya, hani azıcık kaşığı çeksiniz hemen kararmaya başlar. Sanırım onun gibi takip ederek. Evet, sürekli takip ediliyor tabii. Sıcak su kullanıyoruz. Evet, kaynamış su. Bir de bardak alabilirsek. Size zahmet. 2 su bardağı şeker. Önce bir, şeker. 1 su bardağı şeker. Evet, evet. 2 su bardağı su. 2 su bardağı su. Evet. Kaynar su kullandık. Evet. Karıştırayım isterseniz. Bir zahmet. Zaten helva gibi kapıştı. Helvası kıvamında. Yani irmik helvasının belki daha değişik bir hali diyelim. Şu anda hazır asutumuz. Hazır. Servis hazır hale geldi. O zaman servis hazırlıklarımızı yapalım. Cesinin hasuta tatlısını şu anda görüyorsunuz. Rengi harika. Yine tereyağı kokusu muhteşem. Yapmak isteyenlere de tarifini verdik. Elinize kolunuza sağlık. Bir de tadına bakalım o zaman. Evet, gerçekten tereyağı ve mısırın bu kadar bir arada lezzet verebileceğini ben tahmin etmezdim. Afiyet olsun herkese, çok lezzetli.